Şimdi iki kaliteyle de örülebilir dedik. 3 numaralı tığ kullanıyoruz. İki kalitede de 3 numaralı tığ kullanıyoruz. Açıktan koyuya renk geçişi. Ortadan başlıyoruz. Açık bölümü yukarıda kullanıyoruz. Yine yukarıdan mı başlıyoruz? Yukarıdan başlıyoruz. Aşağıya doğru örüyoruz. Örneğimizi oturtuyoruz. Şimdi burada aslında önemli olan örerken şu. Böyle renklenmede bir ipliği biz nasıl kullanacağız ve ne yapıyoruz? Şu rengi bozmadan yelek yapabilmek için o kolları nasıl açıyoruz? Evet. O çok bakın, önemli. Burada bir detaylar var. Şöyle göstereyim Yaşar'cığım. Şurada şu kol detayı. Şimdi siz de bilirsiniz. Bak, çok güzel açmış. Hani kolu daha düşük yapsak, siz de bilirsiniz. Kolu daha düşük yapsak öyle örgüler yapardık. Alttan zinciri çekerdik, aşağıya geçerdik. Onu yaparsak rengi bozarız. Çünkü omuz çok uzar ve renk koyulaşmaya başlar omuzda. Biz o yüzden biraz farklı çalıştık. Evet. Şimdi 143 ilim zincir ama tam sayı çok hiç önemli değil. Fazla olsun. 150 olsun, 151 olsun. Elin çekişine de çekişine bağlı göre biraz. Kalan koparılır. Hiç önemli değil. Şimdi şöyle başlıyoruz. Burada nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim isterseniz. Bu en son aşamam. Evet. Ama ne yapacağımızı şöyle bir buradan görelim isterseniz. Güzel bilgi. Şimdi yakadan 143 zincir attık. Yakadan başlıyoruz. 143 zincir attık. Yakadan başlıyoruz. Şimdi burada bizim şöyle iki tane önde örneğimiz var. İki dilim. Üç dilim kol üstünde var. Bir, iki, üç, dört dilim arkada var. Üç dilim bu kol üstünde var. İki dilim de burada var. Ne yapıyor? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört tane örnek kuruyoruz. Şimdi bir örneğimiz şöyle. Şimdi ben bir örneği kuruyorum. Burada tığının başına doluyorum. Zeminden üç tane zincir atlıyorum. Hemen dördüncü zincire batıyorum. Tülin Hanım, şu örgüyü biraz yukarı alırsak hemen onu şöyle çekeyim. Mavi mavinin üstüne geliyor. Evet. Şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Bu şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. Tığının başına doladım. Hemen yanındaki zincire tekrar batıyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Vay. Arada üç zincir çekiyorum. Böyle üç zincir çekiyorum. Hemen zeminde hiç arada atlamıyorum. Yanına batıyorum. Üçlü trabzan. 2, 3. Yine tığının başına doladım. Hemen yanına battım. 1, 2, 3. Arada 1, 2, 3 zincir çektim. Yine zeminde hiç atlamadım. Bu kavisi sağlıyor. O yakadaki biraz önce beğendiğiniz kavisi. Evet, aynı yuvaya batmadan yapıyor. Dikkatinizi çekerim. Çok ayrı güzel. Ayrı batıyoruz. Şimdi. Arada kaç zincir dedin? Orada? Arada 3 zincir. Süper. Böyle üçlü trabzan. Hiç arada zeminde atlamadan 3 tane üçlü trabzan yaptık. İkili ikili. Şimdi bu bir dilim. Bir buna dilim. Biz bir dilim diyoruz. Evet. Şimdi bunun gibi 14 tane kuruyoruz. Ama araya 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Ve zeminde de atlıyoruz. Şimdi burası evet, önemli. Dilimi yaptık. Hı. Aşağı doğru çan olması ve genişlemesinin evet. Nedeni bu. Evet. Evet. Arada şurada 3 tane zeminde zincir atıyoruz. Gene ikinci dilimi kuracağız. 3 zincir atladım. Hemen dördüncüye battım. Yine ikinci dilimimizi kuruyoruz. Tamam. Aynısını. 3 tane aynı şekilde yapıp araya 3 zincir çekiyorum. Yana batıyorum. Böyle bu anlaşıldı zannediyorum. İlerleyen aşamadan daha iyi evet, anlaşılacak. Evet. Bunu geçiyorum. Şimdi şunu örüyoruz. Bu çok detaylı bir çalışma. O yüzden tam aşamaları getirmek istedik. Böyle 14 birinci tane sırayı yaptık. Kurduk. Ve birinci sıramızı yaptık. Aralarda 3 mesela zincir mesela şeyleri var. Sayın orada 1, 2, 3 diye bakalım görelim. Şimdi bu birinci bir dilimimiz. Arada 3 zincir var. Zeminde evet. De 3 zincir atladı. İkinci dilimimiz 3 tane. Arada 3'er zincir var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane dilimi kurduk. Şahane anladım. Şimdi evet. ikinci aşamaya geçiyorum. İkinci sıraya. Burada şöyle yapıyoruz. Bu ikinci aşamamızın örülmüşü. Hemen 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığının başına doladım. Şimdi bu 3 tane bir dilimin şu ilk iki tanesinin tam ortasına batıyorum. Tam ortaya batıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tamam. Arada yine bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Şimdi bu bizim ortamız. Şu üç tanenin ortası. Tamam. Bu ortanın üzerine iki tane yapıyorum. Bütün örnek
3-2-3-2 olarak tekrarlanacak. Yani iki sıradan oluşacak örneğimiz. Arada şimdi 3 zincir çektim. Bir delikte aynı yere 2 tane battım. Burası önemli. Çünkü bunun üzerine ben 2 tane bunun gibi yapacağım. Tığının başına doladım. Şimdi buradaki deliğe batıyorum. 1-2-3. Tığının başına doladım. Aynı yere batıyorum. 2-3. Şimdi bir tane ikili trabzanın üzerine ben 2 tane ikişerli trabzan yaptım ve arada 3 zincir çektim. Devam ediyorum. Arada 3 zincir. Buraya atlıyorum. Buraya yine tek. Bir tane üçlü trabzan. Böyle bir tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi burada yine atlıyoruz. Araya bir 3 zincir çekiyoruz. Karşıya atlıyoruz. Yani ikinci dilimimize. Evet. İkinci dilimimizde yine ortaya batıyoruz. 3 zincir. Yine aynısını yapıyoruz. 3 zincir şu ikilinin üzerinde. 2 tane de böyle aynı yere ikişer tane batarak. Şöyle gösteriyorum ki belki evet, resim alırlar. Zaten bu aşamaları koyalım. Aşama aşamada koyacağız. Şimdi bunu böyle ikinci sırayı ördük. Ne yaptık? Tekrar şöyle göstereyim. Şunu yaptık. İkililerin üzerine tek, tekin üzerine iki. İkilinin üzerine tek. Arada 3 zincir çektik. Bu şekilde ikinci sıraya gittik. Evet. Bu anlaşıldı. Sonra? Hemen dönüyorum. Bu şimdi bir örneğin iki aşamadan oluşu. Yani üçlü ve ikili. Üçlü ve ikili. Şimdi yine alttaki sıraya dönüyorum. Üçlü. Üçlü sırasına dönüyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, 6. Şimdi burada şu başlar 6. Evet. Şu başta tek yaptığımı atlıyorum üzerinden. Tamam. Üzerinden atladım. Üçlü trabzan yapıyorum buraya. Şimdi bunun üzerine de batıyorum. Üçlü trabzan. Şimdi araya yapıyorum. 1, 2, 3. Burada 3'e çıkıyorum. Yani şu birinci sıraya çıkıyorum. 3 tane ya burası. Burada ben şimdi 3 tane yapıyorum. Bir tanesini yaptım. Bu araya batıyorum. İkinciyi yapıyorum üçlü trabzan. Araya 3 zincir. Bunun üzerine yapıyorum. Üçlü trabzan. Böyle 3 tane yapmış oldum. Yani şu alttaki 3'ü buraya kurmuş oldum. Devam ediyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu araya batıyorum. Şu araya batarak böyle tek yapıyorum. Evet. Yani örneğin oluşumu böyle. Bunun hep tekrarını yapıyoruz. Tabii bir artışlar var. Yani iki sırada oluyor model. İki sıra. Sonra tekrar başa evet. Kuruluma yine dönüyoruz. Aynı. Burada aynı. Şimdi yine 3 tane kuracağım. Şunun aynısını yapacağım. Bunu da geçiyorum. Tülin Hanım bir şey soracağım size. Buyurun. Bundan etek olur mu? Tabii etek de olur. Onu mayo üstü, yapılıyor. İçi astarlı. Şu anda eteği yapılıyor. Öyle yine mi? Yine merserize iplikle, merserize görünümlü parlak iplikle, tüysüz iplikle eteği yapılıyor. Onu da gene getiririz. Bluzuyla birlikte yazlık. Çok güzelmiş. Ben etek çok seviyorum. Çok moda bu sene. Yazın. Büyük markalarda yani daha açılamadılar falan ya işte yavaş yavaş oluyor. Bu yaz hani takip ediyorum internetten örgü aman ne örgüler. Etekler, bluzlar, kısalar, uzunlar. Şimdi ikinci sıradayım. Şimdi ikinci sırayı tekrar ediyorum. Yine 6 tane zincir çektim. Hemen buraya batıyoruz. Burada yine böyle ikili trabzan yaptım 2 tane. Üçlü trabzan yaptım 2 tane. Şimdi bu ortaya yine 2 tane kuruyoruz. Aynı şurada yaptığımızın aynısını kuruyoruz. 2 tane kuruyoruz buraya. Zaten kendini belli ediyor tekrar, tekrar, hep tekrar. Evet. Üçlü ikili, üçlü ikili böyle tekrar yapıyoruz. Şimdi burada vakit kaybetmeyeyim. Asıl kol altı önemli çünkü hemen buradan göstereyim. Şimdi 4. sırada şunu yaptık. Şuradan resim alabilirler. Çok önemli. Bak, bak 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 çok güzel çıktı. Çıktı evet. Tamam hemen devam ediyorum. Yani bir tanenin üzerine 2 tane yaptık. Şimdi bunu da devam ediyorum. Ne yapıyoruz burada? 4 taneden sonra. Şimdi bunu böyle devam ediyoruz. Nereye kadar? Hemen. Şuna kadar mı? Şurada bir karıştım. Şu. Şimdi böyle ördük ördük ördük. Bunu geldik kol evine. Kol evine geldik. Şimdi burada bluz üstü yakada örülür böyle evet. Bağcıkla. Şimdi bunu da bırakıyorum. Evet. Şöyle geldik. Kaç sıra ördük? 9 sıra ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu şekilde şöyle resim alırlarsa. Alıyorlar. Çünkü bu örnek biraz güzel. Böyle anlatarak değil de daha resimden bakarak çok iyi anlayacaklar. Geldik. 2 tane önümüz için biz bunu ördük. Şimdi şurada
artık şunu yapıyoruz. Şuradan göstermek istiyorum. Burada tekin üzerine atladık. Ortaya 3 tane yaptık. 2 tane yaparken burada ikili yapıyoruz. 2 taneyi yapıyoruz. Üçlü de yine tekli yapıyoruz buraya. İkili de yine teklinin üzerinden atlıyoruz. Teklinin üzerinden atlıyoruz. Şunu yapıyoruz. Üçlü de yine ikiliyi dolduruyoruz buraya. İkili de yine tekli. Yani bir ikili, bir tekli, bir üzerinden atlıyoruz. Bir ikili, bir tekli, bir üzerinden atlıyoruz. Bayağı dilim oldu şu an. Bayağı dilim oldu. Şimdi evet, bunlar böyle büyüyor artık. Bir, iki tane oldu. Burada bir taneydi. Burada artık ikiye evet, çıktı. Kola mı gireceğiz? Şimdi kola giriyoruz. 75 tane zincir çekiyoruz. İki tane dilimi ördük. Tam şurada kol altında. İkinci dilimden sonra. İkinci dilim bitti. Kol altına bir tane tekli üçlü trabzanımızı yaptık. 75 tane zincir çektik. Şimdi kolun altını geçiyoruz. Geçiyoruz. 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Bu diğer yazlık mevsimlik kalitede de aynı. Bütün sayılar aynı. Atlamalar, her şey aynı. Yani kol altını şuradan göstereyim ben hemen. Tülin Hanım şu anda 75 tane buraya zinciri attı. Kolu kuracağız şimdi sonra. Şimdi orada bir şey var, onu da söyleyeyim. Onun omuzunda 2 tane bırakıldı. Tamam. Burada 3 tane atlıyoruz. Bu çünkü bir gecede örüldü, dün örüldü. Burada ören hanım orada bir yanlışlık yapmış. Üste 3 tane bırakacağına 2 tane bırakmış. Ama size de oldu. Oldu. Oldu, gayet güzel oldu. Sırtı da daha geniş. Teşekkür ederim. Çok güzel örmüşsünüz bizi seyrediyorsanız eğer. Yani oldu, şimdi, iki de oldu. Yani ama... Yani şimdi daha rahat olması için 3 olması gerekiyor. Şimdi güzel, tabii... Ama böyle biraz... S bedenseniz evet, biraz daha altıysanız 34-36 da 2 yapın. 2 de olur. Şimdi burada istersek 3 tane ama bırakıyoruz. Bana oldu yani. İstersek 2 tane bırakıyoruz. Evet. Şimdi 3 taneyi atlıyorum. Şurada, şurası önemli. 1 tane üçlüyü yaptım. 1-2-3 atladım. Tığının başına doluyorum. Hemen buradaki şu üçlüye batıyorum. Şuraya batıyorum. Çok önemli. Şurayı gösterelim isterseniz. Buraya batıyorum. Şimdi kolun altını geçmiş oldum. Kolun altını böyle zincirle geçiyoruz. Evet. 75 tane zincir ama çok gevşek. Sıkı çekerlerse dar olur. Şimdi bunu geçiyorum. Kol evi çok önemli. Kol yani evi önemli. Yani dikişte de örgüde de kol evinin rahat olması çok önemli. Şimdi. Yelek dahi olsa. Olsa evet. Ne yaptık? Ördük. Burada hazırladık. Evet. Burada hazırladık. Arkada 4 dilim bıraktık. Kol üstünde 3'er dilim bıraktık. Önlere 2'şer dilim bıraktık. Zincirlerimizi geçtik. Şimdi şunu yapıyoruz. Aslında çok güzel bu modelde çok güzel bir örgü tekniğinden bahsediliyor. Şimdi burayı tam omuz kadar bırakmamızın sebebi rengi bozmamak için. Yoksa bunu biz daha uzun yaparız, alttan zinciri geçeriz. Şu an yapacağım kaymayı yapmayız ama kaymayı yapmalıyız ki biz rengi bozmayalım. Şimdi 2 dilim ördükten sonra 3 zincir çekiyorum. Burası çok 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 önemli. Burada bunu tutup bu ilk zincire batmıyorum. Çünkü bu zinciri benim bitirmem lazım kayarak. Kol evi dikkat. Evet, 3 tane zincirin boyu kadar atlayıp şöyle batıyorum karşıya. İpliği alıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi kayarak ilerleyeceğiz. Çünkü ben ipliği nasıl götürebilirim? Burada örersem olmaz çünkü bu boy yetmez. Evet. Kaya kaya biz arkaya atlıyoruz. Böyle tığı batırıyoruz, ipliği alıyoruz. Kayıyoruz. Tığı batırıyoruz, ipliği alıyoruz arkadan, kayıyoruz. Şimdi burasını gevşek geçmek çok önemli. Gevşek gevşek yapalım ki zorlanmayalım tığı batırırken. Böyle tığı batırıyorum, ilmek kaydırma işlemi yapıyorum. Tam bir sıra yapıyorum bunu. Bir sıra ilmek kaydırma yapıyorum. Bu anlaşıldı zannediyorum. Evet. Böyle kaya kaya gidiyoruz. Süper. Şurayı yapıyoruz şimdi. Şimdi şuraya başladık. Kaç sıra gittik orayı? Şimdi onu göstereceğim. Şimdi bir sıra şurayı çekebilirsin, gösterebilirsek. Evet, bir sıra yaptık. Üzerine bir sıra ilmek kaydırdım. Şimdi kaydırarak gittim. Örneklerimi ördüm yine. Devam ettim. Geldik şuraya. Şimdi döndük. Yine örneğimi örmeye devam ediyorum. Şöyle şuradan da bir yakın çekme var, şansı var, var mı? Var, var. Evet. Devam ediyorum böyle. Geldim. Yine 3 zincir kadar şurada yüksekten battım. Ve kaya kaya geldim. Tam kolumun ortasına. Şimdi kolun ortasında şu işlemi yapıyoruz. Bu da tam ortaya gelmemiş. Geride kalmış ama. Hemen şöyle kayıyorum. Şöyle kayarak tam ortaya geliyoruz. Bir sıra
kaydırarak yaptık. Ama ilk sırada bu işlemi yapmıyoruz. İkinci sırada... Bu kaydırma burada çok iyi fikirmiş. Çok işe yaradı. Çok evet. İşe yaramış. Çünkü biz örmeden geçmeliyiz. Rengi bozmamak için. Örmeden de nasıl geçeriz? Nasıl geçeriz? Kayarak geçeriz. Süper güzel fikir. Geldik. Şimdi burada aynı yere 3 kere batıyorum. Tam ortada. Bir kere batıyorum. Bir. İkinciyi batıyorum aynı yere. Ama kaydırıyorum. İki. Üçüncüyü batıyorum aynı yere. Kaydırıyorum. 3. Şimdi burada 3. 3 tane aynı yere battım. Devam ediyorum kaydırmaya. Devam ediyorum. Şimdi bunu yapma sebebim ne? Bunu yapma sebebim şu. Şurayı yapıyorum. Kol altında kol altında ben bu sivriliği vermesem bu potluk yapar. İnanır mısınız? Bu yelek 4 kez örüldü. Dört kez örüldü. Neden? En doğruyu gösterebilmek için. Çünkü sonuçta... Öyle oluyor Tülin Hanım. Yani gerçekten bir model kolay çıkmıyor arkadaşlar. Her seferinde bir şey gördük. Her seferinde bir şey gördük ve en iyiyi bulmak için. Çünkü iplik Ar-Ge bir iplik. Böyle bir renklenme nasıl bütünde görülebilir bir yelekte? Evet. Evet böyle. Şimdi burayı yapabilmek için şunu yapıyoruz. Bir sıra kaydık. Her deliğe birer kere batarak. İkinci sırada... Aynı yere 3 kez battık tam ortada. Tam ortada. Sonra yine bir sıra kayıyoruz. Her deliğe bir tane. Neden? Her sırada batarsam burası çok fazla bolanlanıyor. Bunları hep tabii yapa yapa gördük. Tamam. Bir sıra tek tek batıyoruz. Bir sıra aynı yere 3. Bir sıra tek tek, bir sıra aynı yere 3. Böyle. Vallahi şurası, alkışlık o kol altı. Şurası çok önemli. Ben. Şurayı çekerlerse. Böyle dayana 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 biz burayı geçiyoruz. Ve rengimizi ama hiç bozmuyoruz. Şimdi böyle geldik. Örneğimiz geldik. Nereden gösterebilirim? Şimdi örneğe gideceksiniz. Şimdi şunu açma şansınız var mı? Tabii. Onun kol altını açma şansımız var mı? Hani nereye yaptığımızı bir görmelerini. Tabii bir dakika. Mümkünse. Şimdi şurayı gösterebilir miyiz? Şimdi şu kol altına neredeyiz? Şuradayız. Burada örneği bir tane daha kuruyoruz. Yani böyle aynı örneği burada hangi sıradaysak. Hangi sıradaysak aynı örneği bir kez daha kuruyoruz. Şuradan gösterebilirim. Buraya kurduk mesela. Tamam. Buraya kurduk, buraya kurmadık. Bakın. Bunun aynısını kuruyoruz buraya. Şahane bilgiler. Hepiniz yaparsınız. Harika. Aynısını kuruyoruz. Neden? Buradaki örneğin aynı sayıları. Bakın 1, 2, 3. Ortaya 3 tane. Buradan sonra iplik bitene kadar aynı işlemi yaparak örüyoruz. Şöyle burada tabii... Yavaş yavaş artıyor, artıyor ve kol altından sonra artmayı bırakıyoruz. Ondan sonra hep aynı şekilde devam ediyor. Şurada var. Hı. Bakın şöyle tutayım size karşıdan. Şöyle evet. Hatta biraz daha artırabilirler isterlerse hani beden genişse hafif kol altından sonra da artar. Biraz göğüs altından sonra artma bırakılır artık hep devam eder. Şu en son resim gösterebilir miyim? Buyurun. Şuraya koyarak resim çektirebilir miyiz? Evet. Hı. Şimdi şurayı görebilir miyiz? Görürüz. Hı. Buyurun. Şimdi en son bu sayılara ulaşınca hep tekrar ediyoruz. Bakın burada atlıyoruz. Üzerine tek batıyoruz. Şunlar şöyle hep tekrar ediyor. Üçlü, ikili. Üçlü, ikili. Üçlü, ikili. Üçlü, ikili. Hep tekrar ediyor. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. Burada artıyor. Burada bunları hep birer teke düşerek yediriyoruz ve örneği sabitliyoruz aşağıya doğru. Burada hep teke düşüyor bakın. Teke ikiye, teke ikiye, teke ikiye. Burada artan, burada yani azalıyor. Yani çok şeyleri var, numaraları var ama çok güzel. Çok kolay. Bunun tekrarını eğer bu yeleği ben öreyim diyorsanız yayınımızın tekrarını tv2.com.tr'den izleyebilirsiniz. Tülin Hanım çok güzel bilgilendirdi. Hani aklınızdan belki gitti bir şey diye düşündüğünüzde tekrarını lütfen izleyin. Bir yumaktan bir yelek oluyor. Daha ne olsun? Yani şahane bir şey. Evet. Evet. Bu şekilde kuruyoruz. Ondan sonra iplik bitene kadar bu çok önemli. Hani ipliği bitirmeyeyim ben daha kısa istiyorum. O zaman ipliğin bütün özelliğini kaybederiz. Yani rengi tam görmemiz için ipliğin komple bitmesi gerekiyor. Komple bitene kadar biz örüyoruz. Bunlar tabii yanıltmasın. Bunlar aşama. Hani iplik ziyan olmasın diye biz her yerini aşama için kullandık. Koyu yerleri böyle geldi. Açık yerden ama normali bu. Böyle başlıyoruz ve böyle devam ediyoruz. Aşağı doğru koyuluyor yani evet. İpliğin özelliği gereği. Evet.
Evet, böyle. Şimdi yavaş yavaş toparlayalım, evet. Son söyleyeceklerinizi. Kaza bir kere gösterebilir miyiz? Kaza da gösterelim. Gösterelim, bunu da öreceğiz önümüzdeki günlerde. Burada da başta bunu yaz yine bu parlak merserize görünümlü iplikle de örebiliriz. Sonbaharda, sonbahara doğru bu yine. Bu kaç çileden çıkıyor? Bir, bu aslında. İki, pardon, bu iki. İki. Bu iki. İki taneden çıkıyor. Yününüzü hazırlayın. Tığınızı hazırlayın. Kaç numaraydı tığımız? Üç numara tığ kullanıyoruz. Üç numara tığımızı hazırlayın. Önümüzdeki günlerde bunu örelim. Hakikaten bu yazın hem yeleği hem kaza böyle. Bu da bütün tabii. Tiril tiril giyersiniz. Bu da bütün örüldü yine. Komple örüldü. Burada evet. Yine bir atraksiyon var. Onları anlatırız. Yani hem size çok uyguna geliyor. Hem çok uyguna gelen şeyi içinizde satış yapanlar da güzelce karınızı da koyarak ben mesela örülmüşünü almak isterim bunun ve mutlaka olsun isterim. Çok var, bakın moda sayfalarına, internetten satış yapan kişilerin sayfalarına bakın. Örgü böyle elbise üstleri, örgü hırkalar, bluzlar, yelekler çok çok moda.